Efendim kısa bir kısa reklam arasından sonra tekrar beraberiz inşallah. Ben iletişim bilgilerimi sizlere hatırlatmak istiyorum. Efendim telefonumuz 0216 488 0488. WhatsApp numaramız ise 0532 707 4084. 0532 707 4084. Buraya değerli görüşlerinizi, değerli sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince inşallah cevaplandıracağız. Murat Hocam sizi kesmiştim reklamdan evvel. Hakkınızı helal edin inşallah. Ama sorularım var. Bu soruları sorarak mı başlayayım yoksa siz devam edip sonrasında. Soruları soralım inşallah. Demiş ki bir seyircimiz. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. 4 artı 4 artı alakalı ne gibi projeleriniz var? Alternatif sunalım. Bugün FM TV varsa bu hükümet vesilesiyle yayındasınız. Ne yapılabilir? Konuşalım. Selam ve duayla. Erkan Ünal Erzurum'dan. Ya inşallah biz şimdi bu devlet sayesinde olmuyor demiyoruz yani. Yani bu devlet sayesinde 4 artı 4 artı 4 yani sonuç itibariyle bizim yani şimdi böyle bir eğitim sistemi çıkarıldı. Biz de eğitim sisteminin içinde yer alan bu ülkenin içinde yaşayan vatandaşlar olarak bu işin bir unsurlarıyız. Ve biz eğitim veriyoruz. Binlerce on binlerce insana Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz, hafızlık yaptırıyoruz. Şimdi böyle bir sistem var. Eğer siz bu hafızlığı dikkate almazsanız, yani 4 artı 4 artı 4'ü devam ettirir ve hatta ilk 4'ün altına da inip çocuklarımızı ana eğitim, yani bu neydi? Anaokulları. Kreş tarzı yerlerinde, oraları da zorunlu hale getirirseniz hafızlık biter. Hafızlık biter. Çocuk çünkü 6 yaşına kadar, 7 yaşına kadar bütün karakterini oturtturuyor. Bütün eğitimini alıyor. Ondan sonra sadece özentiler başlar. Ama ahlakını oturtturduğu yaş bu. 4 yaş ile 7 yaş arasında çocuğu bize versinler. 70 yaşına kadar onların olsun ya. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Alaeddin Efendi Hazretlerimiz böyle buyurmuyor mu? Çocuklarınızı 7 yaşına kadar bize verin. 70 yaşına kadar sizin olsun. Evet. Yani sorun yok ama ağaç yaşken eğiliyor. Baksın bütün izleyicilerimiz. Çoğu izleyicilerimiz bugün bir cenaze namazına gittiğinde çoğu cenaze duasını bilmez. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet. Çoğu ne bileyim işte şeyi bilmez. Niye? Aslında iki satırlık bir şeydir yani. Yani sonuçta hepimizin başına gelen evlatlarımız, hanımlarımız, babalarımız, annelerimiz ölüyorlar. Bu hak. Değil mi? Bu hak. Tabii. Hak olan bir şeyde biz bu vazifeyi tam yapmak için son yolculuğunda bu insanların yanına katıldığımızda niye bilmeyenler yerine Fatiha okusun derken Fatiha'yı tercih ediyoruz? Şimdi niye bir cenaze? Fatiha okumayı bilmeyenlerin de bir dua öğrenmesi lazım. O artık çünkü millet Fatiha'yı da bilmiyor hocam. Şimdi misal diyorum şurayı ben şuradan şuraya gelmek istedim. Konumuzla alakası yok. Yani bütün izleyicilerimiz de gerçekten bakabilirler geçmişlerine. Bugün küçük yaşlarda annesi, babası, dedesi, ninesi işte birisi mahallenin camisine veya bir abla vardır, abi vardır. Onun yakın evine öyle değil mi bir hacı abi vardır. Ona yollayıp Kur'an eğitimi almasaydı, yazın Kur'an öğrenmeseydi veya duaları ezberlemeseydi. Yani şimdi baksın herkes hayatına. Bugün gerçekten hep o çocukluğumuzda 7-8-9 yaşlarında ne öğrenmişsek bütün dinimizi onunla idare ediyoruz. Evet, cenazemizi de, cuma namazımızı da, normal namazlarımızı da, bayram namazımızı da her şeyimizi o yaşta öğrendiklerimizle idare ediyoruz. Üstüne hiçbir şey koyamaz olduk. Bir tık katmadık. Üstüne hiçbir şey koymadık. Hep diyoruz ki 10 sene sonra şöyle şöyle olacak şunları yapacağım. 10 sene sonra bir bakıyoruz ki geçmiş 10 seneyi arıyoruz. Yani geçmiş o yaşlarımızı arıyoruz. Yani daha ileride daha pişmanlıklar duyuluyor geçmişe karşı. Şimdi onun için demek istediğim şu. Ağaç yaşken eğilir. Yani bu eğitim yaşı burada. Yani bu konumuzla alakalı bir sorun değil. Ama zaten bu eğitim çocukların psikolojisini de bozuyor. Çocuklara bir bakın karma eğitim sistemlerinin içinde ya ben kızımı vermek zorunda değilim ki kardeşim ya. Ben bunun babasıyım. Ahirette Allah bana soracak bu çocuğun. 12 yaşına kadar verilmiş olan eğitimini Allah bana soracak ya. 12 yaşına kadar sorumluyum ben çocuğumdan. Ondan sonra o yolunu tercih edecek. Ama 12 yaşına kadar vermiş olduğum eğitim yani ben ehli olarak hanımım da değil yani hanımım da ailem de değil. Ben babası olarak erkek kişiye bu sorumluluğu verdi Allah ya. Bunun daha oraya buraya kaçırmayın yani. Allah erkeğe verdi ve ben babası olarak çocuklarımın Allah'a çıkıp hesabını vereceğim ya. Ya ben bir kafir babası olarak, kafir annesi olarak Allah'ın huzuruna çıkmak istemiyorum ya. Kafir dedesi olarak Allah'ın huzuruna çıkmak istemiyorum ya. Ben bu eğitim sistemin içinde 4 artı 4 artı 4 bugün çocuğumu kundaktan alıp askere kadar eğitiyor.
Eğitilenleri görüyorum. Ben enayi değilim ki yani. Ben gözlemliyorum yani. Eğitilenlere bakıyorum. Olmamış. Olmayacak da. Allah'ın Resulü'nün dediği olacak. Bu sistemde olmayacak. Hiçbir iş liyakat sahiplerinde değil. Hiçbir iş ehliyetli insanlarda değil. Çünkü Hikmet Hoca'nın dediği gibi okula giren hiçbir çocuk ben bu vatanıma hizmet edeyim, ben bu vatanıma gerçekten faydalı bir insan olayım, halkımdaki insanlara destek olayım diye olmuyor. Bugüne kadar olan psikologların hepsi bu açığı yakalıyor ve buradan para kazanmak için. Bugün hangi psikoloğa gitseniz bir seansı bir saatliği 400-500 liradan aşağı giremezsiniz. Evet. Şimdi bugün 3 tane çocuğu olan bir adamın kendisi de hastaysa, depresyondaysa nasıl gidecek bir psikoloğa, aile psikoloğuna? Mümkün bugün değil. Devlet hastanelerinde gittiğiniz psikologları biliyorsunuz işte. Arkada 20 kişi daha var. İlgilenmiyor. İlgilenmiyor veya 3 ay 4 ay sonra sana randevu veriyor. Al şu ilacı git diyor. Bu kadar sana şu ilacı lazım bu kadar yani. Biz psikoterapi yapmak yerine ilaç dayıyoruz. İlaç dayadıkça bağımlı ve hastalıklı bir nesil yetiştiriyoruz ya. Bu de, benim ağrıma gidiyor. Bir de şurayı da ben söylemek istiyorum. Bu eğitim sisteminin içinde kız erkek karışık. 2 sene sonra başlıyorlar manitacılık yapmaya. Ya ben böyle bir baba değilim ya. Ben deyyus değilim ya. Ben bu kadar konuşuyorum. Müslümanım ben ya. Ben evladımın eğitim yaşını düşünmek zorundayım. Kız evladım varsa mahremini düşünmek zorundayım. Sonra geliyor herkes bize. Hocam bu çocukların hali ne olacak? Nasıl olacak? Kurtların içine sokmuşsun kızını. Erkekle kız yan yana oturuyor. Ateşle barut durursa bunlar duracak işte. Sen o zaman bekle, fizik kurallarına aykırı bir şey olursa, bir mucize yaşanırsa duracak. Duracak. Ondan şimdi, sonra hocam ne olacak bu iş? Ne olacak? Kardeşimiz Allah'ın işte, dediği olacak. Siz de bu televizyonu bu iktidar zamanı sanki biz iktidarı eleştiriyormuş gibi, ki eleştirmem gereken yerlerde iktidarı veya hükümeti veya devletin başındaki yetkilileri ben yanlış şimdi yanlış bir karar almışlar yok, ya. Aynen yanlış. Biz de istişare mi yapıldı yani? Biz doğrularında nasıl arkasında duruyorsak bizi ya yeni izliyor ya da önce izleme şansı olmadı veya bundan sonra izlemeye devam etsin. Biz doğrularında tabii bir ki doğru diyoruz. Bir insan seviyorsa eleştirir ya. Doğrularında tabii ki doğru diyoruz. Yanlışlarını da söylemezsek biz en büyük hain oluruz. Bizim hem topluma karşı sorumluluğumuz var. Biz bu kanalı zaten bunun için kurduk yani. Biz bu millete, bu topluma doğruları söyleyeceğiz. Bizim her ifademiz Allah ve Resul'ün ifadelerine, Allah dostlarının ifadelerine uygun olacak. Onlara muhalif ifade kullanmayacağız. Bizler size olduğu gibi doğruyu anlatacağız. Ama bu doğru zaman zaman, şimdi sen doktorun önüne yatıyorsun, cerrahın önüne. Senin tedavi edebilmek için kesilmen lazım. Kesmeden beni tedavi et. Nasıl yapacağım o işi? Kesmem, açmam lazım kardeşim. Şimdi benim seni kesmem, benim seni doğramam, sana zarar vermek adına değil ki. Seni iyileştirmek adına. Ama sen bu noktaya gelmeseydin kimse seni kesmeyecekti. Kimse seni doğramayacaktı. Sen kendini bu noktaya getirdin. Yani şimdi 2009'da 3,5 milyon olan depresyon hastası 2016'da yani 7 senede öyle değil mi? 21 milyon. 7 senede 21 milyona çıkıyorsa ben bu konuyu konuşurum kardeşim. Niye biz düzelemiyoruz ya? Yok biz niye düzelemiyoruz? Bu psikologlar para kazanmak için, pedagoglar para kazanmak için değilse niye tedavi olamıyoruz biz ya? Bu ilaçlar faydalı değilse niye biz her sene 6-7 milyar dolar ödüyoruz ya bunlara? Hiç kimse yani buraya, ne gerek var yani? Hiç kimse gereksiz buraya şunu söylemeyecek. Türkiye'nin yaşamış olduğu son dönem badireler halka ağır geldi. Ya biz Suriye halkı kadar ağır badireler yaşamadık. Adamlarda depresyona dair en ufak belirtiler yok. Veya varsa olması gerekiyorsa onlarda olması lazım. Bugün dünyanın en fakir ülkeleri Müslüman ülkeleridir. Gidin Bangladeş'e bakın, gidin Sudan'a bakın, gidin Nijerya'ya bakın, gidin Kenya'ya bakın, gidin Somali'ye bakın. Anlatabiliyor muyum? Hiç insanlarda depresyona dair bir şey yok. Çünkü Mevla'nın onlara vermiş hiç olduğu, tayin etmiş olduğu hayata rıza gösteriyorlar. Mevla'yı aşma çabaları yok. Bugünkü toplumun bütün depresyon hastalıklarının ana sebebi, hatta tek sebebi Mevla'yı aşmak. Yani haddini aşmak. Allah'ın ona takdir etmediklerinin veya takdir ettiğine rıza göstermeyip takdir etmediklerinin peşine. Şimdi herkes diyecek ki ya zaten Mevla takdir etmiyorsa olmayacak. Olmuyor zaten. Olmayınca da adam bunalıma giriyor. Allah bunu sana nasip etmedi. Sen mücadeleni yap, nasibin olursa alırsın zaten. Sen giriyorsun, Allah'ı darıltarak hareketlerin içerisine giriyorsun. Allah Resulüne muhalefet ediyorsun. Sen Kur'an'a göre bir hayat yaşamıyorsun. Sen hayatının ölçülerinde, idarelerinde veya başına getireceğin idarecilerde Allah ve Resulünün biçmiş olduğu
biçmiş olduğu kriterlere bakmıyorsun. Sen ekonomini düzeltecek adam arıyorsun. Sen seni çok rahat yaşattıracak adam arıyorsun. Sen başka başka işlerini güzeldir sana işte karışmayacak. Dünyayı cennetleştirmesi gereken adam arıyorsun. Karışma karışma. Bugün bakın bugün bir tane karar verildi. Geçmişte karar verildi. Daha önce birkaç mahkemesel, adaletsel kararlar verildi. Bir kere toplumda bu adalet yoksa ki Kur'an'la yönetilmiyorsa olmayacak. Biz bunları da konuştuk. Bir toplum Kur'an'la, şeriatla yönetilmiyorsa İslami değerlere göre, şeriat ifadesi ağır geliyor. İslam'ın esaslarına göre diyelim. İslam'ın esaslarına göre yönetilmiyorsa sen hiçbir mahkemeden memnun çıkmayacaksın. Bak darbe gecesi sela okunuyor. Darbecilere karşı halkı çağırmak adına yapılan o çağrılarda o selayı okuyan İzmir'de bir tane müezzin kardeşimizi darp edenler mahkeme tarafından serbest bırakılıyor. Kamera görüntüleri var. Dayak üstüne dayak yiyor adam. Her tarafını perişan ediyorlar. Caminin camlarına, kameralarına, malzemelerine zarar veriyorlar toplumun malına. Bu adamlar serbest kalıyor. Öbür taraftan bir şort meselesinden adam 8 sene hapis yiyor. Veya 8 sene ceza ile yargılanıyor, tutuklu. Öbür taraftan onun hemen kararı veriliyor. Bu sallanıyor gidiyor. Öbür taraftan bakıyorsun daha önce bir sürü olaya karışmış, bir sürü trafik kazasına karışmış, ilk değil, ikinci değil, defaatle yapmış bir tane adam, ailesi zengin, ailesi ünlü, ailesinin nüfuz gücü var, parasal gücü var, adam tık hemen tahliye edilebiliyor tahliye yani. Tahliye edilebiliyor. Şimdi olan bakıyorsun, buradan millet bunu görünce, şimdi kardeşimiz diyor ki buraya karşı ne yapmayın, dikkatli konuşun. Yok ya biz yanlışları konuşacağız be kardeşim ya. Kimse evet. Kızmasın, darılmasın. Biz hocam konuşmazsak bize kızar darılırsınız. Sorular yani. Var. Süper konuşuyorsunuz. Allah razı olsun demiş. Demiş ki seyircimiz, bir hanımefendi. Hocam şu anda gençliğin içine girdi bu bunalım eğitim sistemiyle alakalı mı? Hocam Müslüman ülkesindeyiz fakat demiş ki sonrasında okullarda en küçük ve en kötü yerleri mescit yapıyorlar. O da zorla bunun asıl nedeni olabilir mi diye sormuş seyircimiz hanımefendi bize. Ya şu anda okullarda mescit bile yapılması güzel bir şey. Yani ben teşekkür ediyorum gerçekten. Yani önceden böyle şeyleri konuşamıyorduk bile. Şimdi tabii ki okul olması, okullarda mescit olması, askeri yerlerde mescit olması bunlar bizi çok memnun eden şeyler. Ama mesele taş duvar değil, içini dolduracak, içini süsleyecek insanların olmasıdır. Bugün dünyaya şaheser olarak gözüken Sultanahmet de var. Dünyaya şaheser olarak gözüken Süleymaniye, Yavuz Sultan Fatih de var. Ama gidin bakın içleri bomboş. Evet. Mesele taş duvar değildir Mevla Teala'yı cezbeden. İçinde o gönüllerdir. Gönüllerin Mevla'ya yönelişidir. Yoksa içeride adam olmadıktan sonra dünyanın en güzel camisini, en büyük camisini yapsan hiçbir faydası yok. Cami demek toplanılan yer demek. Bütün yeryüzü Allah'ın Resulüne temiz kılındı. Şurada çıkarız dışarıda çimenlerin üzerinde toplandığımız zaman orası Mevla'nın hoşnut olduğu bir mescit olur. Bir cami olur yani toplanılan bir yer olur. Mesele toplanılan yerdir. Taşa, betona, duvara bakmaz Mevla Teala. Evet. Mesele orada yönlenilen evet. Kalplerdir. Yine bir sorumuz var bir seyircimizden gelen. Selamünaleyküm. Depresyon bir nedeni de sevgisizlikten, çocukluktan sevgi almamış insanlarda olur demiş bir seyircimiz. Buna katılıyor muyuz hocam? Şimdi, sorayım. Yani çocuğa sevgiyi biz isteklerini, arzularını yerine getirmek adına cebine para koymak olarak kabul ediyorsak o sevgi değil. Şimdi aslında doğru bir tespit. Çocuğunu gerçekten Allah'ın ona emaneti olarak bakan bir aile onu Allah'ın emir ve yasaklarına göre yetiştirdiği zaman ona en güzel sevgiyi vermiş olur. Aynen. Dolayısıyla bunu vermiyorsan sen çocuğunu sevmiyorsun. Zaten çocuğun sen yapı taşlarına, şimdi sen nasıl çocuğa lazım olan mineraller, gıdalar, şu mamada var, şunu almam lazım, bu mamada var, bunu almam lazım veya çocuğuma şunu da yedirmem lazım diye endişe ettiğin gibi bu bedene yapılan muamele. Bunu az önce konuştuk. Sen bunun ruhaniyetine yönelik muameleleri de yapmazsan, sen yapamıyorsan yapacak yerlere göndermezsen bu sefer çocuk zaten sevgisiz büyümüş oluyor yani. Çocuğuna güzel bir İslam yaşantısı göstermeyen bir ailenin vallahi billahi ben çocuğunu sevdiğine inanmıyorum. Yalan konuşuyor insan. Bir ebeveyn, anne ve baba olarak çocuğunun kaliyle değil, kelamıyla değil, hali, bir insanın hali kalinden üstündür. Kelamından üstündür yaşantısı. Yaşantısıyla bir çocuğuna, bir aile, ebeveynler İslam'ı güzel göstermiyorlarsa, yanlarında namaz kılıp Kur'an okumuyorlarsa, haftanın belirli günlerinde çocuklarını açıp birer hadis okuyup da onlara Resulullah'ın güzel hayatını, sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel hayatını sunmuyorlarsa
ben bu ailenin çocuklarını sevdiğine vallahi billahi inanmıyorum. Dünyada şuraya ateş yakalım içine at desen çocuğunu atmaz. Anne babadır, yüreği yıkılır, kalbi kopar. Ama sonsuz hayatını bir cehenneme mahkum edebilecek bir hayat tarzını onlara gösteren ebeveynlerinin ben çocuklarını sevdiğine inanmıyorum yani. Evet. Yalan konuşuyorlar. Yine bir önce yalancılığı tedavi etsinler. Bir seyircimiz demiş ki, selamünaleyküm hocam. İçime dert olan bir sorundu. Dile getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çocuk küçükken dini eğitimi alması lazım. 15 yaştan sonra herhangi bir dini eğitim vermek çok zor demiş bir seyircimiz. Ya 15 yaştan sonra zor, 18'den sonra hiç yok. Bunu i̇şte, o sana veriyor. Aynen. Tabii yani o sana artık tavsiyeler verecek yaşa gelmiş olur. Çocuğu şimdi onu konuştuk. 5,5 yaşında, 6 yaşında alıp 4-4-4 sistemiyle 18 yaşında sana geri veren bir eğitim sistemi vardı. Şimdi 4 yaşı da sana çok, sen bu 6 yaşta çok, sen bu çocuğu 6 yaşına kadar sende kalmasın deyip bunu 4 yaşında, 3 yaşında senden almaya çalışan bir eğitim sistemi söz konusu. Yani sen çocuğuna artık hiçbir şey veremeyeceksin. Zaten veremiyordun, kaldı ki sen veremiyordun, verecek yerlere gönderecektin. Onun da önünün kesilmesi yani. Hiç şüpheniz olmasın yani. Kaymış gitmiş oldu. Hiç mesele, şüpheniz olmasın. Yani mesele aslında meyve vermeyen ağaçlar yetiştirme meselesi diplomaya, yani. Veya diplomaya güvendiği kadar Allah'a güvenmeyen bir millet haline tam geldi. İsrail'in tohumdaki projesi. Aynen. Nasıl İsrail'den tohum alıyorsunuz, o tohumu ekince bir meyve büyüyor, sebze büyüyor. Bir şey ama o sebze içinde kendisinin tohumlarını barındırır. Onu tekrar yardığınız zaman içindeki önüne öyleydi. Bir domateste veya başka bir sebzede içindeki tohumları tek tek toplardınız. Onları seneye eker bir meyveden yüzlerce meyve elde ederdiniz. Yüzlerce sebze ağaç elde ederdiniz. Ama İsrail ne yaptı? İsrail öyle bir tohum üretiyor ki o tohum sadece bir seferlik. Seneye bir daha almak zorundasın. Yani onun gübresiyle olacak. Onun gübresiyle olacak. Aynen. Tabii. Şimdi evet. Çocuklarımız da o noktaya geldi. Yani artık meyve vermeyen ağaçlar misali. Sadece sureten bir insan var ama ne topluma faydası var, ama ne kendine faydası var, ama ne çevresine faydası var ve hatta sana yük. Bomboş yetişen tabii, bir nesil. Önceden çocuğu 18 yaşına kadar aile büyütürdü, bir aile bireyi yapardı. Artık onunla ilgili kaygıları kalmazdı. Şimdi baba 40 yaşında, oğlu 20 yaşında, baba 60 yaşında, oğlu 40 yaşında, baba 80 yaşında, oğlu 60 yaşında hala oğlunun hayatta duramadığını, ayakları üzerinde duramadığını, bir sürü sıkıntının üstesinden gelemediğini görüyor. Ve artık kendisine bile fayda göstermekten aciz bir bireyler yetişiyor. Ve bu böyle, bu ya, eğitimlerle de bu şekilde yetişecek zaten. Depresyona ne zaman girmeye başladık biliyor musun? Toplum olarak bir tane annemizin, o zaman annemizdi yani, bir tane bacımızın saçının teli gözükmesin diye, ona bir el değmesin diye kurtuluş savaşı geçiren ve kurtuluş mücadelesi veren bir milletin evlatları olarak, bir milletin torunlarından biz bugün adalarda kız erkek karışık yarışmalarda veya izdivaç programlarında veya görmüyor musunuz, izlemiyor musunuz? Kesinlikle. Bugün yani bir evin içine 5 tane 10 tane kız 10 tane erkek sokup da onlara her türlü zinayı ortalarda evlatlarımıza seyrettiren veya bu programların zirve reyting yaptığı bir döneme geldik. Kesinlikle öyle. Yani depresyon bize az bile. Yani Allah bize az bile vermiş. Yani depresyonu bize kendimize gelelim diye vermiş. En azından bilinçsiz yapın yani. Bilinçli yapmayın bunu diye rahmet ediyor Mevla herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Yani yoksa yani bu kadar bu pisliklerin reyting yaptığı bir zamanda bunları kim izliyor ya? Bu millet izliyor da. Bu millet izliyorsa, bunlar reyting yapıyorsa ve bunlar yarışmaların üzerine yarışma koyup da subliminal mesajlarla bilinçaltlarına bütün gençliğin yani ahlakını bozuyorsa, bunalıma sürükletiyorsa, böyle bedava para kazanma veya işte bedava kızları alet olarak kullanma, yani namuslarımızı, evlatlarımızı ya meta haline getirdik, obje haline getirdik, kullanılabilir, kazanmak için her türlü sahtekarlığı yapabilirsin, gıybet edebilirsin, iftira atabilirsin, sesini yükseltip maskaralık yapıp gündemde kalıp birinci olabilirsin, oy potansiyelini böyle alabilirsin, yalan atabilirsin, fuhuş yapabilirsin, bir kızla yaklaşabilirsin, bunu herkesin gözüne sokabilirsin, bu toplumdan böyle oy alabilirsin gibi bir topluma geldik biz. Bir tane bacımızın saçı gözükmesin diye kurtuluş savaşı veren bir millette hiç depresyon yoktu.
Ve yoklukların içerisindeydi. Evet ya, ayakları giyecek çorap yoktu. Zengini zenginliğini bilirdi, adam gibi zengindi. Fakiri adam gibi fakirdi. Yani biz teşekkürü unuttuk, nankörlüğe başladık, azdık. Bana göre çok önemli. Depresyonda bize verilmiş bir bela gibi. Ahlaki sınırları aştık dediniz de, ahlaki sınırları aşmadık. Ahlaki sınırları paramparça ettik, sınır mınır kalmadı. Ahlaklı yani. Olanlar ayıp karşılamıyor. Hiç şüpheniz olmasın. Gerici oldu. Tabii ya, bugün biz geziyoruz Hikmet Hoca ile, bize nasıl bakıyorlar, nasıl şey yapıyorlar, tuhaf karşılıyorlar. Ne oluyor ya? Öcü gibi değil mi hocam? Ne oluyor ya? Razı olunan hayatı yaşıyoruz. Ha, yani sen yaşayamadığın için kudruyorsan o ayrı mesele. Yani. Salyaların ondan akıyor, farkındayım. Çünkü en son gülen iyi güler. Kabirde bakacağız. Kabirde bakacağız kim gülüyor. Sonsuz hayata kim erzaklarıyla gidecek bakacağız. Şimdi yapma karanı. Ama çok kısa zaman sonra yakalanacağız. Bakalım kim diyecek eyvah hazırlıksız yakalandım. Kim hazırlıksız yakalanacağız bakacağız. Ha, biz yapıyoruz. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eğer bir şey yoksa zaten bize de bir şey yok. Ama bir şey varsa... Sen yandın. Sen ne yapacaksın onu merak ediyorum. Sen yani. Düşündürün bakalım. Evet, soru varsa sorsun. Evet hocam, bu millet, bayağı biliyor. Soru var. Demiş biliyor. Ki bir seyircimiz, selamünaleyküm hocam, bilgilerinize ihtiyacım var. 32 yaşındayım. Zor bir hastalık yaşıyorum ve ümitsizim. Ölümden çok affedilmemekten yana ümidim hiç yok. Çünkü hayatı hebasıyla geçiren ve namaz, oruç tutmayan günahlar içinde yaşamış bir insanım diyor. Hastalığımdan dolayı kesinlikle diyor yapamıyorum diyor. Affedilmekten korkuyorum diyor. Böyle bir hanımefendi bize yazı yazmış. Öyle bir şey yok ya, Allah'a sığınırım. Bir kere ilk önce İslam'da ümitsizlik diye bir şey yok. Tamamen güven de yok. Yani ne hem ümit var olacaksın hem de korkak olacaksın. İkisinin arasında bir yaşam var. İkincisi ümitsiz diye bir şey yok. Allah'ın affetmeyeceği bir günah yok ki ya. Üçüncüsü böyle bir şey, ibadetlerine gelecek bir hastalık yok yani. İlla yani, her hastalığa göre ibadete müsaade var yani. Müsaade var. Ama şurası var yani. Ümitsizlik kesinlikle İslam'la bağdaşmayan bir durumdur. Mevla Teala'nın affetmeyeceği bir günah yoktur. Mevla'ya gerçekten bu hakaret olur. Gerçekten yani gerçekten hakaret olur yani. Ne demek sen kimsin ya? Senin günahının Allah affedemeyecek güçte mi? Ne demek ya? Olur mu böyle bir şey ya? Mevla Teala bir kulu istiğfar edip af dilediği zaman çölde devesini kaybedip de sonra onu bulan, yani 2-3 gün sonra ölecek durumdayken onu bulan bir bedevinin devesini nasıl bulduğuna seviniyorsa bedevi, Allah da bir kulunun tövbesine böyle seviniyor ya. Affetmeyecek olmasaydı bize niye tövbe kapılarını açsın Mevla Teala? Affedilmeyecek hiçbir günah yoktur ya Allah'ın izniyle. Ama ümitle beraber dua edecek. Evet. Sabırla ve namazla da bekleyecek karşılığını. Evet. Bir seyircimiz çünkü fe inne me'al usru yusra, inne me'al usru yusra. İslam'da her zorluğun peşine mutlaka bir kolaylık vardır. Mutlaka yani. Yani öyle İslam'da hep zorluk yok yani. Evet. İsmet Hoca'nın söylemiş olduğu Bakara suresinin son ayetindeki gibi yani kesinlikle Allah insana ne yapmaz? Kaldıramayacağı yükü vermez. Kesinlikle. Demiş ki bir seyircimiz, selamünaleyküm hocam, ağzınıza sağlık. Ben çocuğumu medreseye gönderdiğim için çevremden çok tepki aldım. Olacak. Ama tabii, ben evladımın ebedi hayatına ateşe atmamam. Çok güzel konuşuyorsunuz hocam, Allah razı olsun demiş. Allah ondan da razı olsun. Mübarek olsun, kazanmış. Evet. Bir seyircimiz demiş ki, milli görüşe dönmezseniz çok çenenizi yorarsınız demiş. Milli görüş ne ya? Bilmiyorum. Milli görüşe dönmezseniz çok çenenizi yorarsınız demiş. İslam'ı bırakıp milli görüşe mi dönelim? Ne yapalım yani? Ne demek istiyor? Yani şimdi biz İslam yolunu Allah kullandık. Yok yani. Biz mi yanlış? Allah ve Resulü'nün yolunu bırakıp milli görüşe, milliyetçi mi? Ne olalım? Onu anlayamadım, soruyu anlayamadık yani. Aynen öyle ifade bulmuş. Zaten Allah ve Resulü'nün yani. Yolunda biz Efendi Hazretlerimizin yolunda yürüyoruz. Bizim başka bir görüşe mörüşe ihtiyacımız yok. Biz Allah Resulü'nün görüşünü aldık gidiyoruz yani. Ve bu görüşün geçerli olduğunu görüyoruz. Başka görüş ne yani? Milli görüş derken particilik babında mı? Bizde particilik, cemaatçilik yok ya. Biz ümmetçiyiz yani, ya. Sadece ümmetin, sonuçta o kadar hocam. Ümmetin başında da Allah'ın Resulü var. Biz Allah'ın Resulü'nün çizgisinde yürüyoruz. Ehl-i sünnet ve cemaat çizgisinde. Evet. Başka bir görüş mörüş bilmem ben. Bir seyircimiz daha demiş ki, hocam sizlerden Allah razı olsun, çok doğru konuşuyorsun. Benim sorum şu, günümüzde evlenmek çok zorlaştı. Doğru. Ben zinaya bulaşmadan evlenmek istiyorum ama İnşallah ailem destek ya. Olmuyor. Bir takım bahaneler öne sürüyor. Benim sorum evlenmek, yaşı kaçtır diye sormak istiyorum. Selamünaleyküm demiş seyircimiz. İnşallah bir projemiz var. Evlendirme şeyi yapacağız, programı yapmayı düşünüyoruz. İslami ışık şey altında, yolda, güzel bir çizgide. Hiç zerre kadar taviz vermeden inşallah böyle bir evlendirme programı yaparsak
kardeşimizi davet etmek isteriz yani erkekse. Evlenmenin bir yaşı yok. Erkekleri çıkaracağız. Erkek akıl bali olduktan sonra, vücudu da sıhhat bulduktan sonra, bu kimi erkekte 20'dir, kimi erkekte 18'dir, kimi erkekte 16'dır. Yani evlenmeye, kendisini baktı ki artık muhafaza edemeyecek noktaya geldiyse bu kardeşimizin evlenmesi lazım. Hocam ben bu noktaya geldim ama gücüm yok, evlenemiyorum diyorsa, hani ailem de yardım etmiyor diyor. O zaman sabrederek oruç da, efendim, oruç tutmayı da tavsiye ediyor evlenme durumu olmayıp da nasip olur mu bekleyen kardeşlere kolay inşallah kaçacaktır yani. Oruç da i̇nşallah. Tutarak inşallah kendisini muhafaza ederek sabretsin. Kalplerine Mevla dokunacaktır. Bu iş inşallah Rabbim önündeki bütün engelleri kaldırsın amin. Kardeşimizin ya. Bir seyircimiz demiş ki selamünaleyküm hocalarımız programımızı ilk kez izliyor. Allah sizden razı olsun Allah hocam demiş. İlk kez izliyormuş seyircimiz. Bunlar hep X vatandaşlar mı ya? Hiç isim yok mu yani? İsim vermemişler, belirtmemişler tamam. Hocam. O seyircimiz demiş ki hani hangi birisi? Evet, milli ölün ehli sünnet ve cemaattir demiş. Tamam, Allah razı olsun işte. Tamam, biz de orada. O zaman doğru anlamışız. O da bize güzel bir tavsiyede bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz o zaman yani. Tamam. Allah razı olsun. Tamam. Ama şimdi farklı bir anlayış var ya hani böyle. Hani bir partinin arkasında bir görüşü kabullenen bir durum var. Bizim öyle bir partiyle martiyle siyasetle hiçbir işimiz olmaz. Biz doğrunun yanındayız. Ahiret yani. Boyutunda yani İslam boyutunda hiçbir partiyi takip edemem. Kimse kusura bakmasın. Bu kimse yani bu AK Parti dini veya ne bileyim bilmem ne parti dini değil. Bu Allah'ın dini, İslam dini. Biz İslam dini yaşıyoruz. Rahatlık dini yaşamıyoruz. Yani. Şimdi bir seyircimiz bunu çok okumamı istemiş. Ben de okuyorum özellikle. Evet. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm babam telefonla oynuyor. Annem de bu durumdan rahatsız olur. Babama telefonla oynama geldiğinde babam annemle kavga ediyor. Yardımcı olursanız sevinirim demiş bir seyircimiz. İsim de vermezseniz sevinirim demiş. Telefonla oynama Hacı abi. Ailenle ilgilendiriyoruz inşallah. Tabii ya insan aile. Ya bu hastalık gerçekten. Bu telefonlar acayip oldu ya. Bütün dünyayı içine aldıkları için. İçine herkesin kendine inşallah. Özel bir dünyası var içinde. Rabbim hepimizi inşallah kurtarsın. Ona verdiğimiz saatler günde bir bak 4-5 saat telefona vermişiz. Hiç bize kirli bilgiler, hiç daha çok psikolojimizi bozup bizi depresyona sokacak bilgiler. Yani gerçekten bugün haberleri bir açın bakın izleyin. Bugüne kadar yıllardır haber izliyoruz. Kaç tane iyi bir şey izlediniz? İyi olarak artık haberlerde gösterilen haberler... bir tane ağaçta kedi kalmış, itfaiye kurtarmış. Bir tane Yunus karaya vurmuş, işte onu denize sokmuşlar. İyi olarak gösterilen haberler bunlar ha. Evet. Yani onun haricinde yani hep ölüm, hep cinnet, hep savaş, hep boşanma. Sıkıntı. Bütün evet. Böyle öyle bir algılıyorlar olumsuz, bize. Psikolojik yağdırıyorlar bize böyle var ya. Şey gibi yani böyle. Psikolojik hep etken. Yani şimdi bugüne kadar bir adam. Hiç güzel bir şey duymuyor. Bize şöyle ifade kullanıyor. Hocam diyor ben televizyon seyretmem bir haberleri seyrediyorum. Ben diyorum ki bugüne kadar kaç yıldır izliyorsun? 20 yıldır 30 yıldır izliyorum diyor. Bugüne kadar haberleri izlediğinden dolayı hayatta artı ne kazanımın oldu yani. Bu haberi izlemeseydim ben helak olurdum hocam. Bu haberi izledim de hayatım değiştireceğini ne gördüm bugüne kadar? Hiçbir şey hocam. Demek ki hala yani boşa harcadın yani. Evet. Ve sırf sıkıntı gördün, sıkıntı çektin. Yok gerçekten ne değişti yani? Yani o şey olarak söylüyor. Ben hani dizi izlemiyorum. Ben dizi izlemiyorum. Ben haramlara bakmıyorum. Ben sadece haberleri takip ediyorum deyince haramlardan muhafaza oluyormuş beyefendi de. Ona öyle bir örnek vermiştim. Ben dedim bu izlediğin haberler dedim bayan spiker var mı? Var hocam. Bayan spikersiz haber mi var? İşte o senin o bayana bakman caiz mi? Ben de hiç böyle düşünmedim. Hocam soru var mı Saffet hocam? Var hocam. Sorular hızlı var. Hızlı selamünaleyküm hocam. Kızımı karma sistemli eğitime göndermek istemiyorum. Ne yapmalıyım? İstemiyor. İstemiyor evet. Ne yapmalıyım? Bir de işim dolayısıyla fazla zaman olmayan birisiyim. Çoğu kere farz kılıyorum demiş. Bu hanımefendi mi? Beyefendi mi? Beyefendi. İşim dolayısıyla deyince bir bayansa çalışıyor. Ya en azından farzlarını kılmaya devam etsin tabii ki yani. Farzları bırakmasın. Ama farzları koruyan, yani farzları bir sur gibi dışında çevreleyip de muhafaza eden vacipleri ve sünnetleri, onun dışındaki surlar olan işte mendupları, müstehapları terk etmemeye gayret etsin. Çünkü şeytan bir insana ilk önce farzlarına gelip vurmaz. Şeytan insanın gelip imanına vurmaz. Önce senin sünnetlerini yavaş yavaş veya edeplerini alır. Bu sabah hocamızın Risale dersinde okumuştu. Bunu da bize izah etmişti. Şeytan ilk önce, şeytan veya şeytanlaşmış insanlar, bu naas, yani ilk önce ne yapar?
bu hannas diyelim yani. Evet. Ne yapar? Gelir ilk önce edeplerini alır. Senin menduplarını, müstahaplarını alır. Güzel hareketlerini alır. Evet. Ondan sonra senin sünnetlerini almaya başlar. İlk önce farzdan girerse çünkü uyanırsın. Ondan sonra bir bakarsın vacipler gitmiş. Bir bakarsın farz çırılçıplak kalmış ortada. Ona da bir koyar. Ondan sonra da başlar senin itikadına, imanına vurmaya. Şeytanın taktiği budur. Sonra bir bakarsın cız çıplak. Aynen Agop'un oğlu gibi, Şalom'un oğlu gibi çıkarsın Allah'ın huzuruna. Müslüman yaratılmış, 1-0 önde başlamış. Allah'ın Resulünün, bütün peygamberlerin arzu etmiş olduğu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olarak yaratılmıştın. Ve etrafında hocalar, camiler, cenazeler vardı. Ezanlar okunuyordu, selalar duyuyordun. Ve sen Agop'un veya Şalom'un oğlu gibi çıktın Allah'ın huzuruna. Allah seni var ya, Yahudi'den daha fena ayıklar yani. Çok feci. Onun için yani sünnetlere, vaciplere dikkat etmek lazım. Öyle ya sünnet ne olur ki canım dememek lazım. Ama gerçekten ızdırabı büyükse en azından farzlarını da muhafaza etmek lazım yani. İnşallah. Demiş gibi seyircim. Selamünaleyküm hocam. Ben Vedat İstanbul'dan. Yolda cübbe ve sarıklarla ücü gibi bakıyorlar. Çıplaklara normal bakılıyor. Bu durumdan bizlerin de sorumluluğu var mı demiş bir seyircimiz. Ya Vedat şimdi, şimdi şöyle bir şey diyeyim kardeşime. Şimdi dünyadaki 7 milyar insan, 7 milyar insan senden razı olsa, 7 milyar insan seni omuzlarında taşısa, sana tezahüratlar yapsa, tek başına Allah senden razı değilse, 7 milyar insan secdeye kapansa, seni Allah'ın elinden kurtarabilir mi? Kurtaramaz. Bir hastalık yollasa Allah sana, hepsi secdeye kapansa engelleyebilir mi? Engelleyemez. 7 milyar sana düşman olsa, 7 milyar seni öldürmeye çalışsa ve sana hakaret edip küfretse, tek başına Allah senden razı olsa bu sana yetmez mi? Yeter. Bu kadar bir cevap, bu kadar cevap da yeter. Yine bir seyircimiz demiş ki, hocam iyi yayınlar. Eşim de ibadetlere karşı gevşeklik var. İşten geldikten sonra bana sert davranıyor. Ne yapmalıyım? Hocam Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Bu kanal açılmasıyla işlerimiz çok düzeldi. Bizi herkes anlayabiliyor sizlerin sayenizde demiş seyircimiz. Hanımefendi. İnşallah dua etsin ya. Dua etsin de Rabbim inşallah eşine de bir yumuşaklık, bir sekinet versin. Ama işte hanım da ona bir yer gibi olsa, eşi de gök gibi olacaktır inşallah. İnşallah inanıyorum ki onlar aşılacak meseleler yani. Tabii ki. Düzelir Allah'ın izniyle. İslam'ı güzel yaşarlarsa Allah buyuruyor. Ben o ailenin, o insanların, karı kocanın arasına ne vereceğim? Kalplerine huzur vereceğim, muhabbet vereceğim. Her gün aşklarını yeniden yaşayacaklar ilerleyerek yani. Yeter ki İslam'ı ne yapsınlar? Güzel yaşasınlar. Biraz dikkat etsinler. Evet, aynen. İnşallah. Seyircimiz bize cevap vermediniz demiş ama ben seyircimize cevap verdiğimize inanıyorum. Demiş ki ikili yani kızımı ben karma eğitime göndermek istiyorum. Vebali var mı? Vebali var mı diye sormuş. Ben bu konuda vebali yükleyecek miyim? Burada kimse kendini kaçırmasın. Bir çocuktan devlet değil, anne baba sorumludur. Yani babasıdır ve annesidir ondan sonra. Bir mücahidi veya mücahide bir evladı o fabrika olan anne yetiştirir. Anne, onun için cennet annelerin ayakları altındadır. Yoksa her annenin ayağının altında cennet yok. Kızının ellerde yetiştirmiş, bunun annenin ayağı altında cennet falan yok. Öyle bir şey yok yani. Kimse yalandan kendini kandırmasın. Bu hadis-i şerif, bu mücahit ve mücahide yetiştiren anneler için geçerlidir. Şimdi yani ne olursa olsun ben şunu söyledim yani basit bir ifade kullandım. Şuraya odunları toplayıp ateş yaksak, büyük bir ateş yaksak, gel kızını içine at desek, kendi ellerinle atabiliyorsan karma eğitimin içine verirsin. Evet. Demek ki vebali var. Alternatif sunma. Vebali o var ne demek ya? Vebali var mı diye soruyor. Ben de vebali var. Var tabii ki ya. Mutlaka. Ne demek ya? Hiçbir ebeveyn de kendini bundan kaçıramaz ya. Mümkün abi. Yarın aynen şunla çıkacak ahirete. Aynen Allah'ın huzurunda bu çocuk diyecek ki, ya Rabbi bizi anne ve babalarımız besmeleyle, hamdeleyle başlayan eğitim sistemlerine vermediler. Bizi anne babalarımız medreselerle tanıştırmadı. Senin Habibinin yoluyla, Resulünün yoluyla tanıştırmadı. Sünnetiyle buluşturmadı. Bizi senin yoluna koymadı. Bizi annemiz babamız koysaydı, biz bu eğitimi alsaydık, senin yolunda olurduk ya Rabbi. Bize vermiş olduğun belaların, azapların misliyle onları azaplandır. Misliyle onları belaya çarptır ya Rabbi diye senin evladın Allah'a dua edecek yani. O zaman ona göre düşünmek lazım, ona göre hareket etmek lazım. Ama tam da tersi var.
Fekur Rabbi rahmühüme keme rabbeyeni sagira. Diyecekler ki o evlatlar, ya Rabbi bize vermiş olduğun ecirlerin, güzelliklerin misliyle anne ve babalarımızı mükafatlandır. Çünkü onlar bizi senin Habibinin yoluyla tanıştırdılar. Bizi medreseye, Kur'an eğitimine yolladılar. E bak böyle geldin Allah'ın huzuruna. Ama çok... sen tamamen tersiyle çıkarsan, İsra suresindeki ya bu ayetle çıkmazsan kalkarsın, bela ayetleriyle çıkarsın. Yani. Demiş ki bir seyircimiz, selamünaleyküm hocam, kızım hafızlığını bitirdi. Arapça için dua istiyoruz, severek İnşallah. İzliyoruz, Allah razı olsun Rabbim demiş. Rabbim salih. Hocam son 2-3 dakikam var. Çok sorular var biz ama. Biz biraz daha alırız ya, güzel sorular tamam. Varsa cevaplayalım. Selamünaleyküm hocam, ben Almanya'dan Rıdvan. Allah sizden razı olsun. Allah gerçekten çok güzel Rıdvan konuşuyorsunuz. Ayrıca ilk defa sizi izliyoruz. Sizleri çok beğendik, Rabbim sayınızı çoğaltsın demiş. Almanya'dan ki seyircimiz. Teşekkür ediyoruz Rıdvan abicim. Almanya'dan. Hayırlı akşamlar hocam. Ben bacınız diyeceğim. Hocam benim eşim bana çok yalan söylüyor ve kendine haram olan bayanlarla arkadaşlık yapıyor. Ben haram diyorum ama hala görüşüyor ve bana da soğuk hocam. Ne olur duanızı istiyorum. Rabbim Allah razı olsun demiş seyircimiz. Rabbim muhafaza etsin inşallah Rabbim. Şimdi gerçekten baktığımız zaman sorulardan da geliyor millet bu işlerden. Yani özellikle muzdarip bir de ifadelerimiz gerçekten insanların o hallerine tercüman oluyor, ifade oluyor yani. Burada şimdi yetkililer, bizler gerçekten bizi tanıyanlar, bilenler biliyorlar. Bizler İstanbul'da 100 tane, Anadolu'da 80 küsur tane medreseyle, 14 bin küsur tane talebeyle, 600 küsur tane hoca kadrosuyla bu faaliyetleri gösteriyoruz. Ve buna benzer, sırf bizimle değil, bizim haricimizde de buna benzer, bu adetlerde olmasa bile daha küçük çaplarda medreseler, İslami eğitimleri verebileceği, alabilecekleri yerler mevcut. Yani... kişi, devlet ne olursa olsun halkının taleplerine kayıtsız kalamaz. Orada belli hezeyanlarda bulunan ablamız gibi işte evladını, kız evladını karma eğitime göndermek istemiyor. Ama meselemiz de çocuk boyutuna gitti yani. Bizim i̇şte meselemiz yok. Aslında ebeveynlerde sıkıntı var. Şimdi yani bu çocukları yetiştiren fabrikadaki makineler bozuk. Anladın mı yani? Makineler bozuk ama yani. Ama en azından şu talep var. Doğru eğitimciye ulaştırma gayretleri, en azından ama var. Sağlıklı düşünemiyor ki anne baba. Anne baba zaten depresyonda yani. Zaten sen bozuksun. Nasıl güzel bir şey yetiştireceksin? O zaman şöyle devam edelim. Şöyle düzeltelim yani. Bir, burada kimlere vazifeler çıkıyor? Bizi izleyen yetkililerimiz varsa gerçekten bugün gerek Diyanet'te çok önemli. Bugün Diyanet çok olumlu adımlar atmaya başladı. Buraya da ben tavsiye makamında olarak bu insanları... Ya ülkenin devlet, yarısı bu hastalığın devlet, içinde. Devlet idarecilerine... Bakınız arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet bu işin veya Diyanet İşleri Başkanlığı bu işe gidip talepte bulunabilir Milli Eğitim'e. Yani ne kadar olursa olsun bu sistemin içinden sağlıklı çocuklar çıkmayacak. Gerekirse bize yetki verin. Bakın cemaatlerle şu an Diyanet toplantılar yapıyor. Cemaatleri yetkilileriyle beraber bu işlere işte başlayacaklar veya bir adım atılıyor yani. Bu önemli bir adım, güzel bir adım. Ama ben Diyanet'ten bununla beraber özellikle Milli Eğitim'e, Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza taleplerde bulunmasını, bizler de bu taleplerde bulunuyoruz zaten. Halk eğitim merkezlerimiz var. Halk eğitim merkezlerinde insanlara, bakın bugün bütün belediyelerinin İSMEK'ler var, halk eğitim merkezleri var. Burada halk eğitim merkezlerinde mesleki eğitimler veriliyor. İşi olmayan, becerisi olmayan insanlara beceriler veriyor. Halk eğitim merkezleri eliyle olabilir. Devletin eliyle olsun yani. Millet devletine güvenir. Dolayısıyla devletin eliyle olabilir. Buna benzer yine Diyanet'in ön ayak olacağı meselelerle olabilir. Ya çok yani önemli konu. Anne babaları eğitmemiz lazım bir. İkincisi anne babalardan eğitime alınması lazım ama hali hazırda Türkiye'de milyonlarca, 15 milyona yakın talebe var. Belki daha üzerinde. 15 milyon genç nesil var eğitim alanında. Yani sen şimdi bu depresyonların eğitimle alakalı olduğunu mu savunuyorsun? En azından bu çocuklara manevi altyapı verilerek evet. Rabbinin onlara tayin etmiş olduğu kaderlerine bir geleceği kurtarabiliriz diyorsun. Aynen. Bence zaten biz bunlara müdahale anne etmezsek babanın da bu eğitimi alması tabii gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zeminde anne babanın eğitim alması gerekiyor. Özellikle İslami açıdan güzel ya, eğitimi alıp anne babaları sonrasında... şu an kurtarmanın yeni adımları atılabilir ama şu an mevcut anne babalara özel yönelik bir eğitim sistemi yok. Anlatabiliyor muyum? Ama çocuklara yönelik bir eğitim sistemi, eğitim kurumları var. Bu eğitim kurumlarının içerisinde şu an ince rötuşlarla
ufak rotuşlarla bakın ne oldu Siyer-i Nebi dersleri, ne oldu Kur'an-ı Kerim dersleri, seçmeliydi, uygulanacaktı, uygulanamadı. Cirene. Bunların bir an önce uygulanması lazım bir. Zorunlu İkincisi ders çocuk evet. psikolojisi ama buradaki çocuk psikolojisinden kasıt gerçekten Rabbini bilen kaliteli Diyanet kadrolarıyla olabilir. Diyanetin seçme kadroları. Diyanet İşleri Başkanımız Diyanetin içerisinden belli kadroları yaklaşımı seçerek güzel yaklaşımı güzel ya yapabilecek. Güzel. Aynen böyle imamlarla her okula bir imam gönderip bir görevli gönderip bu derslere sokabilir. Dolayısıyla son sözümüz var, değil mi? İsteklerimizin, arzularımızın hangi çerçevede Finlandiya'dan olması gerektiğini bir seyircimiz bir mesaj atmış. Onu okumak istiyorum. Hocam hakkınızı helal edin. Finlandiya'dan. Tamam. Selamünaleyküm hocam. Bilal Yıldız Finlandiya'dan yazıyorum. Hocam bir sorum. Hepinize bilgilendirirseniz çok sevinirim. Finlandiya'ya 3 ay güneş batmıyor. Sabah namazı nasıl kılınır? Hiç karanlık olmuyor. Saygılar, sevgiler demiş. Orada tayin edilmiş saatler vardır. Diyanetin saatleri Diyanetin var. Oraya özel belirlediği saatler var. Finlandiya'ya belirli saatler var. O saat içinde kılacak yani. Güneşi veya beklemeyecek. Veya Finlandiya'ya en yakın bölgenin saatlerine takmin esas alacak. Yani. Evet. Bir seyircimiz de demiş ki Bilal kardeşimize Allah kolaylıklar versin. Bir seyircimiz demiş ki 15 gün sonra çocuğumuz olacak bir erkek. Bir isim önerirseniz demiş. Biz de buradan doğru bir isim önermek istiyoruz. Erkek hocam. Mi kız mı? Erkek hocam. Erkek çocuğu. Ben Ömer Faruk olsun isterim hocam. Ya. Yok ya gönlüme öyle mi geldi? Gönlüme öyle geldi. Hakla batıla ayırınca. Evet. Ben seyircimize İsimlerin onu... İsimlerin çünkü çocukların üzerine tabii, çok tesirli var. Ben çocuğun yani. İnşallah ben kardeşim çocuğun... Ben Fatih diyorum. İki isim olsun ya. Olsun hocam inşallah. Ben de diyorum ki... Ömer Faruk da güzel ama itiraz boyutunda değil. Alternatif olsun diye söyledim yani. Siz söyleyin hocam bir tane de. Ne bileyim benim gönlüme de Ömer Faruk geliyor yani. Tamam. İnşallah hocam. Ömer hocam, Faruk güzel, adaletli olur. Son sözleri alırsam... Son söz da... olarak ben şunu söyleyeyim. Şimdi kestim, biz Müslümanlar için asıl olan Allah'a karşı sorumluluklarımızı bilip dünya hayatımızı da bu eksende yaşamak. Bizim işimiz bu. Biz Müslümanız. Feyza ferakta fensab ve ila rabbike fergab. Biz Müslüman olarak hayırlı bir işi bitirir, yeniden yeni bir hayırlı işe başlarız. Onun için bizim burada söylediklerimiz, biz bir bilim adamı değiliz. Öyle değil mi? Onun için biz burada söylediklerimiz kesinlikle halkımız tarafından psikologlara gidilmesin, pedagoglara gidilmesin tarafından bu baptan anlaşılmasın. Bunlara yine usulde gidilsin. Ama biz keşke öyle bir millet olsak ki hiç bizim ülkemizde psikologluk veya pedagogluk mesleği olmasa. Yani böyle bir meslek olmasa, böyle bir dal olmasa, keşke hiç hasta olmasak ama bizim söylediklerimizden de şunu anlayalım. Yani en azından gitmiş olduğumuz psikologlarda biz depresyon veya depresif hastalar olarak kesinlikle ilaç yoluna gitmeyelim. Kesinlikle. Çok ağırsak tamam. Ama biz önce psikiyatri yani psikoterapi yoluna yani konuşarak veya şey yaparak ama buraya gelmeden önce asıl hasta olmamamız lazım. Hasta olmamamız için de bu depresyonla bizim yakınlığımız olmaması için İslam'la yakınlığımız olması lazım. Rabbimizle barışık olmamız İslam'dan gerekiyor. Uzaklaştıkça depresyona gireceksin. Zaten sen İslam'dan uzaksan bir de depresyonda değilsen senin gerçekten yardımcın yok yani. Evet. Şimdi şurada da şunu hocam, söyleyeyim. Hocam son sözleri alırsam bugün bir hastalığa kapılıyor. Kişi doktora gidiyor. Doktor ne yapıyor? Eğer o an belirgin bir hastalık, daha önceden tecrübesi olan bir hastalık değilse onun hakkında ne yapıyor? Tetkiklerde bulunuyor, araştırma yapıyor. O hastalığa hangi olayların sebep oluyor? Yedikleri mi sebep oluyor? Veya işte hava mı sebep oluyor? İçtiği su mu sebep oluyor? Başka sürekli alışkanlıkları mı sebep oluyor? Hangi virüsten kaynaklı? Bunu araştırıyor. Sebebini buldun mu ona göre tedavi uyguluyor. Şimdi bizim de bu ruhsal hastalıklarda hiçbir şekilde yediğimizle içtiğimizle tabii ki etkileri haramsal boyutta helal yemek haram tamamen %100. Aynen. Bunları zaten var ama şu var yani sen bir adam namaz kılmıyorsa özellikle namaz kılanlar içinde yok mu hocam bu hastalıklar onları ayrı konuşuruz. Namaz kılmıyorsa, Kur'an okumuyorsa, Rabbi ile muhabbet etmiyorsa, Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat ve rikkat göstermiyorsa, kendisinin yaşadığı hayatın içerisinde kriter olarak Allah ve Resulünün ifadelerini kriter olarak hayatına koymuyorsa, onları kulak arkası veya arka yapıyorsa, onlara göre bir hayat sürdürmüyorsa bu adam zaten her türlü hastalığa açık, her türlü ruhsal, her türlü psikolojik olarak hastalığa... Ben de şöyle söyleyecektim senin lafın üstüne. Bu adam bütün bu söylediklerini yapmıyorsa bir de depresyonda değilse oturup imanını kontrol etsin. Aynen. Aynen öyle. Efendim
hocam. İyi bir adam Müslümansa bu hastalıklara çok çabuk toparlar. Veya bu hastalığa kapılmışsa bunu illa çıkışını hiç ilaçlara, uyuşturucuya bağlar finalde. Bu ilaçların peşi evet. Uyuşturucuya gider, eroine gider, başka ilaçlara gider. Tabii hep bunları gider. Biz bunları saymadık. Bunun tedavisi Kur'an okumak, bunun tedavisi Kur'an'a göre hayat yaşamak, bunun tedavisi istikamet olarak kendisine camiyi belirleyip namazlarında, ibadetlerinde dikkatli, rikkatli olmak. İslam'ın 5 şartını eksiksiz yerine getirmek. Hocam yüreğinize ve ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Murat hocam size de çok teşekkür ederim efendim. Efendim Bir Saklı Gerçekler programımızın sonuna geldik inşallah. Belki bazı sorulara cevap veremedik. Hakkınızı helal edin ama dönüş yapmaya gayret edecek birçok soruya cevap veremedik inanın WhatsApp'tan. Hakkınızı helal edin efendim diliyorum. İnşallah bir başka Saklı Gerçekler programında tekrar görüşmek ümidi. En güzel selamla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü diyorum efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum.